Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi hamden tayyiben kesiran mübareken fi. Mil'es semavati ve mil'el ardı. Ve mil'e ma şa'e min şey'in bahru. Subhanehu subhanehu. Ma a'zama şanehu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من كرب أزماننا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون Allah yolunda, Allah davası uğruna o yolda yürürken ölen, öldürülenlere ölü demeyin. Allah buna razı değil. Allah sizin ölü dediğinize ölü demiyor. Siz Allah'ın ölü ölü dediğinize, dediğine ölü demiyorsunuz. Sizin ölü tarifiniz Allah'ın ölü tarifi olsun. Allah'ın diri dediğine diri deyin, ölü dediğine ölü deyin. Ölmek ya da dirilmek yeryüzünde nefes alıp vermekle alakalı bir şey değil. Buna indirgenemez. Yeryüzünde biyolojik hayatını yaşıyor olmak, diri olmanın tek ölçüsü değildir. Yemek, içmek, tüketmek, çiftleşmek, uyumak, bunlar yaşıyor olmanın, yani Allah'ın hay dediği, diri dediği biri olmanın ölçüsü değil. Yeter ölçüsü değil. Onlar bilakis Allah katında rızıklanmaktadırlar. Ebedi bir hayat ile rızıklanmaktadırlar. Inde rabbihim yurzaku. Allah onlara ab-ı hayatı sunmuştur. Allah onlara Kevser'i sunmuştur. Allah onlara ölümsüzlüğü sunmuştur. Onlar ab-ı hayatın bitimsiz pınarından kana kana içmektedirler. Bugün geçen hutbemde başladığım eğitim hutbelerinin ikincisini yapacaktım. Ama bir aslanı kaybettik. Aslında içinde bulunduğumuz zamanlar İyi insanların iyi atlara binip gittiği zamanlar, geriye kötü atlar kaldı, kalıyor. Allah aslanları çoğaltır. Aslanlarını çoğaltır elbet. Eğer birileri yüz çevirirse, hiç hesapta olmayan birilerini dinine, imanına hizmet ettirir.
davasına hizmet ediyor. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ Dilerse sizi siler, süpürür, götürür, yerinize yepyeni bir tür getirir. Yani eğer siz söz çevirirseniz, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Onun dininden yüz çevirirseniz, onun dinine sırt dönerseniz, فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah sizin yerinize yepyeni bir toplum getirir. Sizin yaptığınız gibi yapmazlar. Daha da olmaz. Eğer siz umut keserseniz, artık içinizden maya çıkarmayacak kadar ölü olursanız, artık damızlık olmaz kalmazsa, insan türünü süpürür, siler, kökünü kazır, insan türünün yerine yepyeni, daha ileri bir tür getirir. Ve yeti bir halkın cedid budur. Allah kahretsin. Dolayısıyla 1,5 milyarlık öksüz, 1,5 milyarlık yetim, buna alışmalık. Şehit kaydedilmez. Şehit kazanılır. Büyük ailemiz bir şehit daha kazandı. Bir şahit daha kazandı. Şehit olmak hayatı imana şahit kılmaktır. Onun için şehit olmanın tek yolu öldürülmek değil. Ama şehit olmanın kaçınılmaz ve asla onsuz olmaz şartı Allah yolunda olmaktır. O yolda olanlar yataklarında da ölseler, bir başkası tarafından da katledilseler, o yolda ölürler. Bu manada Efendimiz en büyük şehittir. Çünkü hayatlarını imanlarına şahit kılarlar. Ya Rabbi derler, ben sana güvendim, senin bana olan güvenini sarsmadım, zedelemedim ve ihanet etmedim, bunun şahidi olarak da hayatımı gösteriyor. İşte ömrüm. Gül yüzlü güzelim, seni 1000 kez ölürüm, diyor yaşayın. Gül yüzlü güzelim, seni 1000 kez ölürüm diyebilmektir. Şehidim. Ölüm bize ne uzak, ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, ne yapsın bize? İşte böyle. Gözlerini kapadın, devindi hüzün, hüzün ki çiçeği gül ömrümüzü. Bizim ömrümüz güle dönerse çiçeği hüzün olur. Her çiçek baharda açılır. Müminin baharı, Rabbine imanını yarasız beresiz teslim ettiği andır. İman çiçeği o zaman açar. Allah ruhunu şad etsin. Amin. Yerini fazlasıyla doldursun. Amin. Mazlum ümmete sahipler göndersin. Amin. Aslanlarını eksik etmesin. Amin. İyi yaşayanlar ölümsüzlüğün sırrını bulurlar. Bazıları vardır, yaşarken ölmüş. Yaşamıyor gibi yaşarlar. Aslında yaşamıyorlar. Onun yaşamıyla solucanın yaşamı arasında çok derin bir mahiyet farkı bulamazsınız. Yemekhane, yatakhane, işhane, abdesthane arasında hortum.
Uyur, uyanır, yer, içer, çıkarır, çiftleşir, verir. Bu değil hayat. Hayat Allah'la yaşamaktır. Hayat haydan gelir ve huya gelir. Allahsız hayat, hayat değil. Ve bazen yaşamak ölmekten bin kat zor. Mahmut Kemal'in dediği gibi şehid-i zihayattır onlar. Yaşayan şehit. Bana şu adam Resulü hatırlatıyor. Bana şu adam yaşamanın özgül ağırlığını hatırlatıyor. Bana şu adam nasıl yaşamak gerektiğini hatırlatıyor. Bana şu adam hayatı sünnetler gibi görünüyor. Bana şu adam Allah'tan bir rüzgar taşıyor diyebileceğiniz birileri varsa yaşayan ona. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren genelde insanlığın eğitim sorunu. İnsanın ve insanlığın. Ama özellikle de bu ülkenin, yangın yeri ülkemin eğitim sorunu, ülkemin evlatlarının öğütüm mü, eğitim mi değirmeninde nasıl öğütüldüğü, eğitilirmiş gibi öğütüldüğü üzerinde daha bir değil, sanırım birkaç hutbe durur. İnşallah. Bugün hutbemi arslanımıza vereyim. Benim de naçizane küçük bir hediyem olsun ona. Büyük hediyeyi verecek olan belli. Dünyanın starları olduğu gibi ahiretin de starları var. Sanırım şimdi. Öldüğüne seviniyorum. Sayısız el, selamun aleyküm tıbtum fedhulüha halidin diye ona sallanıyor. Ne mutlu sana, selam olsun sana, safa başına, ebedi bir cennetin konu olarak haydi gir diyor. Meleklerin alkışladığı starlar. Rabbim onlar arasında kısık. Cenaze namazına gidecek olan arkadaşlar olabilir diye bugün kısa kesiyorum. Uzaktan gelen kardeşlerimden de anlayış bekliyorum. Her zaman çok olmuyor. Bazen az gibi görünüyor ama inanın çok. İnanın bazen söz bitiyor. Muhammed Bahaeddin Nakşibend Hazretlerine efendim niçin sükut buyuruyorsunuz konuşsanız demişler de evladım bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Bazen söz bitiyor. Hatta bazen söz çürüyor. Sözü çürütmemek lazım. Onun için koca sayfanın her tarafına yazmak değil, bazen kocaman sayfanın ortasına tek cümle kondurmak daha vurgulu oluyor. Allah sizi yaşatsın. Ve ekulu kavli hâdâ ve es'elullâhe li ve lekumut tevfîk. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب من شديد الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 الحمد لله
Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdan kâmilen ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi. Tazîmen li nebiyyin ve tekbîrin ve hâbet şerri şerri sabîrin ve âlihi. Fekâle azze ve celle bil kâhir. İnne Allâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyin. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi. Sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli Muhammed. Kemâ sallayta ala İbrahim ve ala âli İbrahim. İnneke hamîdün mecîd. Hayatın ve ölümün büyük öğretmenine salatü selam olsun. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ tekûlû limen yuktelû fî sebîlillâhi envâtun. Bel ahyâun velâkin lâ teşhurûn. Allah yolunda öldürülenleri ölüler olarak anmayın. Bu bakış açınızın ilahi bakış açısıyla örtüşmediği anlamına gelir. Allah'ın gör dediği yerden bakın. Şeytanın değil de Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız hayata sıradan insanların verdiği anlamdan daha farklı anlamlar verirsiniz. Ölüme de sıradan insanların verdiği anlamdan daha farklı anlamlar verirsiniz. Daha doğrusu Allah'ın hayat dediğine hayat der, ölüm dediğine ölüm dersiniz. Bel ahyâhu. Bilakis onlar değiller. Haydırlar. Ebedi hayyin, ebedi dirinin, sonsuz dirinin, mutlak dirinin rızasını almışlar. Mutlak diriden bir nefes almışlardır. Mutlak diriye kurban olan ölmez. Velakin la teşhur. Fakat siz bunun bilincinde değilsiniz. Bunun anlamı siz bunun farkında değilsiniz. Veya siz bunu fark edemezsiniz. Yani aklınız buna yetmez. Bunun için havsalanız almaz, kavrayamaz, kapsayamaz. Çünkü hayatın mertebeleri çoktur. Hayatın birkaç mertebesini biliyoruz biz, kavrayabiliyoruz. Ama bizim kavramamızın ötesinde, bizim kavrama gücümüzün ötesinde hayatın mertebeleri var. Hayatın tüm mertebelerini sayamıyoruz bile. Hayatın en yüksek mertebesinde Allah bulunur. El-Hayyul Kayyum. En dip mertebesinde de en basit canlılar. Siz aslında hayatın mertebeleri, meratıbı içinde seyri sülük halindesiniz, yolculuk halindesiniz. Sizin elinizde hangi mertebede yaşamak, hangi mertebede ölmek. Basit mertebede kalmayın. Hayatın mertebeleri arasında sınıfı geçin ve bir yüksek mertebeye çıkın. Yani hayatınızı kalitelendirin. İnsanoğlu olarak buna kadirsiniz. Allah size bu gücü, bu potansiyeli vermiş, yüklemiş. Onun için hayatınızı değerli kılın. Hayat mertebelerini aşın, atlayın, geçin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem.